Orta çağların sonunda Batı Avrupa 20. yüzyılda pek çok az gelişmiş ülkenin durduğu yerde duruyordu. Bu durum Rönesans kültürünün bugünün Kongosu'na yaklaşık olarak eşit olduğu, aksi halde insanların entelektüel gelişmesinin ekonomiyle ilgisi olmadığı anlamına gelir. Az gelişmiş ekonomilerde devlet adamlığına ilişkin zorlu görev, kümülatif bir ekonomik gelişme süreci tesis etmektir. Çünkü belli bir evme başarıldığında ilave ilerlemeler az ya da çok otomatik olarak gelir görünmektedir. Böyle bir fikir her planda ekonomi teorisinin temelini oluşturmaktadır. Klasik iktisatçılar kapitalizm için bir toplumun kaynaklarının tahsisatını en iyi şekilde sağladığı şeklinde kabul edici bir gerekçe bulmaya çalışırlar. İşte bunlardan inciler. Özel sektör içindeki kaynak tahsisatına ilişkin piyasa teorisi, klasik iktisadın merkezindeki konudur. Kamu ve özel sektör arasındaki tahsisat kriteri, biçimsel olarak diğer herhangi bir kaynak tesisatında olduğu gibidir. Yani toplum, kamu ve özel ortamlarda kullanılan kaynakların marjinal artırılmasından eşit derecede tatmin olmalıdır. Örneğin, pek çok iktisatçı, kapitalist ABD'deki kaynakların kamu sektörüne tahsis edilmesiyle toplam refahın ciddi şekilde artırılacağına, daha fazla okul dersi ve daha az alışveriş merkezi, daha fazla kamu kütüphaneleri ve daha az otomobiller, daha fazla hastane ve daha az bowling salonları olacağına dair somut kanıt olduğunu iddia etmektedir. Bu bazı insanların diğer insanlara okul kütüphane ve hastaneler sağlansın diye yeterli ulaşım olmadan ihtiyaç duydukları malları satın almak için yeterli sayıda yer alışverişi olmadan dinlenme zevki olmadan tüm yaşamlarını zahmet çekerek geçirecekleri anlamına gelir. Servet ile ilgili kabile fikrinin tam anlamını ve nihai sonuçlarını, yani özel girişim ve hükümet girişimi arasındaki farkın, üretim ve kaba kuvvet arasındaki farkın ortadan kaldırılmasını, hak kavramının bireysel bir insan realitesinin tamamen ortadan kaldırılmasını ve onun yerine yük hayvanları veya üretim faktörleri şeklinde tanımlanan bir insan görüşü getirilmesini görmek isterseniz şunu inceleyiniz. Kapitalizm iki sebepten dolayı devlet sektörü aleyhine meyildir. İlk olarak tüm ürünler ve gelirler başlangıçta özel sektöre verilir. Bunlar kamu sektörüne sancılı vergilendirme işlemiyle ulaşır. Kamusal ihtiyaçlar sadece vergi ödeyenler olarak tüketicilerin sıkıntısıyla karşılanır. Ya üreticiler? Onların siyasi temsilcileri seçmelerinin vergi konusundaki hassas duyguları hakkında iyi bir şekilde bilgi sahibidir. İnsanların vergileriyle ne yapacaklarını hükümetten daha iyi bildikleri fikri, karşı görüşe, yani insanların vergilerinin karşılığını diğer tip harcamalara nazaran, daha iyi aldıkları fikrine nazaran daha cazip gelmektedir. İkincisi, özel işletmelerin satış yapmak zorunda olmaları müthiş bir modern satıcılık mekanizması meydana getirir. Bu mekanizma tüketici tercihini etkiler ve böylece tüketicilerin değerleri özel tüketim yönüne meyler. Bu ifade kazandığınız paranın sizden alınmasından ziyade kendiniz tarafından harcanmasını istemenizin sadece bir ön yargı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle özel harcamanın büyük kısmı temel olarak pek de acil olmayan isteklere gider. Kimin için acil? Hangi istekler temeldir? Bir mağara, bir ayı postu ve bir parça çiğ et ötesindekiler mi? Doğal sonuç bu gereksiz ve suni olarak yaratılan özel isteklerin aynı kaynaklar için etkili şekilde rekabet etmesinden dolayı pek çok kamu ihtiyacının göz ardı edilmesidir. Bu konuda kapitalizmin ve sosyalist kolektivizmin kamu ve özel sektöre kaynak tahsisini karşılaştırması aydınlatıcıdır. Gerçekten de öyledir. Kolektif bir ekonomide bütün kaynaklar kamu sektörünce işletilir ve vergilendirme yoluyla herhangi bir transfer olmaksızın eğitim, savunma, sağlık, sosyal yardımlar ve diğer kamu ihtiyaçları için kullanılmaya hazırdır. Özel tüketim, sosyal ürün için izin verilen taleplerle sınırlıdır. Halbuki kapitalist bir ekonomide kamu hizmetleri, özel sektör için izin verilen talepleri sınırlıdır. Kolektif bir ekonomide kamu ihtiyaçları, kapitalist bir ekonomideki özel tüketimle aynı önceliğe sahiptir. Sovyetler Birliği'nde öğretmen çoktur. Fakat otomobil azdır. Halbuki ABD'de durum bunun tam tersidir. İşte bu makalenin verdiği sonuç. Kapitalizmin hayata kalması ile ilgili tahminler kısmen bir tanımlama problemidir. Kapitalist ülkelerde her yerde özel sektörden kamu alanına bir ekonomik faaliyet kayması olduğu görülür.
Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özel tüketimin komünist ülkelerde artışa geçtiği görülmüştü. Buğday tüketip ne gibi mi? İki ekonomi sistemi de her iki yönde gerçekleşen değişikliklerle birlikte birbirine yaklaşa görünmekteydi. Ancak ekonomik yapıda hala önemli farklılıklar vardı. İnsanlara daha fazla yatırım yapmış olan toplumun daha hızlı ilerleyeceğini ve geleceğe daha fazla miras bırakacağını varsaymak akıl görünmektedir. Bu önemli konuda bazı iktisatçıların gözünde kapitalizm, kolektivizmle rekabette önemli fakat kaçınılmaz olmayan bir dezavantaja sahiptir. Sovyet tarımının kolektifleştirilmesi, hükümetçe planlanmış, çiftçileri kolektif çiftçileri zorlamak için kasıtlı olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiş olan bir kıtlıkla sağlanmıştır. Sovyet Rusya'nın düşmanları bu kıtlıkta 15 milyon çiftçinin öldüğünü iddia etmektedir. Sovyet hükümeti 7 milyon kişinin öldüğünü kabul etmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyet Rusya'nın düşmanları 30 milyon insanın Sovyet toplama kamplarında zorla çalıştırıldığını ve insan hayatının gıdadan ucuz olmasından dolayı planlı bir kötü beslenme nedeniyle öldüklerini iddia etmiştir. Ansiklopediye Britannica'nın insan hayatının ifadesiyle kastettiği şey işte budur. Böyle bir ifadenin entelektüel olarak cezalandırılmayacağından emin olunarak ve bir ahlaki doğruluk havasıyla söylendiği bir toplumda en suçlu kişiler koleksistler değildir. En suçlu kişiler misizme veya altruizme karşı çıkma cesaretinden yoksun olarak akıl ve ahlak konularını göz ardı etmeye çalışan ve insanoğlunun tarihindeki tek akılcı ve ahlaklı sistemi yani kapitalizmi akılcılık ve ahlaklılık dışında her türlü gerekçeyle savunmaya kalkışan insanlardır. Özgür Topluluk Platformu.com